Bilmiyorum Deme kanalından herkese selamlar. Bu videomuzda sizlere ötenazi hakkında bilgi vereceğiz. Ötenazi kavramının ne anlama geldiği, tarihçesi ve dinler içerisinde nasıl yer aldığı hakkında tüm bilgileri paylaşacağız. Ötenazi, bir kişinin veya bir hayvanın yaşamını, yaşamlarının dayanılmayacak durumda olarak algılanması durumunda acısız veya çok az acıtan bir ölüm enjeksiyon yaparak, yüksek dozda ilaç vererek veya kişiyi yaşam destek ünitesinden ayırarak sonlandırmak. Ötenazi uygulaması bu üçü dışında farklı bir formatlarda da olabiliyor. Örneğin pasif ötenaziye kişinin tedavi edilebilecek ama ölümcül bulaşıcı bir hastalığının olması durumunda kişinin pasif kalarak ölümüne yol açmasına dahildir. Ötenazinin farklı tipleri farklı yasal uygulamalara tabidir. Pasif ötenazi genelde birçok ülkede farklı koşullar altında yasalken aktif ötenazi çoğu ülkelerde yasaktır. Genellikle ötenazi başlığı altında tartışılan hekim destekli intihar olarak da adlandırılan bu uygulama genel olarak yasal dışıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington, Oregon, Montana ve Vermont eyaletlerinde de yasaldır. Aktif ötenazi Türkiye'de yasal değildir. Türk Ceza Kanunu'na göre hastaya ötenazi uygulayan hekim tasarlayarak adam öldürme suçundan yargılanır ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılır. Bazı ülkelerde ötenazi yasal olmasa da ötenazi faili cezaya çarptırılmaz. Peki bu ötenazi kelimesi günümüze nasıl geldi? Tarihçesi nedir? Antik Yunan ve daha sonrasında Antik Roma'da ölümcül hastalığa yakalanmış hastaların tedavi edilmesi çok zordu. Bu tip bir hastayı tedavi etmeye çalışmanın hekime vereceği ancak utanç ve başarısızlıktı. Ve bu tip bir uygulamanın genel olarak yanlış bir uygulama olduğu kanısı yaygındı. Bununla birlikte Hipokrat yemininde açıkça belirtildiği gibi hekimin hastaya hasta arzu etse dahi ölümcül bir ilaç vermesi veya tavsiye etmesi yasaktı. Bu hoş karşılanmazdı. Bununla birlikte antik çağın ünlü filozoflarından birçoğu, örneğin Eflatun, Aristo, Zeno, Kentin, kaynaklarını tüketen, tedavisi olmayan hastalıklara sahip hasta yetişkinleri gönüllü olmasalar bile öldürmelerinin veya bağımsızlıktan ölmelerine yol açmalarının uygun olduğunu ifade etmişler. Bununla birlikte kişi kendi yaşamına son vermesi hakkındaki görüşleri de değişkendi. Örneğin Aristo intihar kınarken, Seneca kişinin yaşamlarını istedikleri zaman sonlandırmaya hakları olduğunu belirtmişti. Hristiyanlığın yükselişiyle birlikte ötenazi konusunda olumlu görüşler azınlığı oluşturmaya başlamıştı. Zira Hristiyanlığın temel ilkelerine göre ötenazi büyük bir suç olarak görülüyordu. Bununla birlikte ötenazi ve kişinin ölümünü seçme hakkını olduğunu savunan önemli isimler de olmamış değildi. Kimilerine göre insanın en doğal kararı olarak yorumlanırken, kimilerine göre Tanrı'nın vermiş olduğu güç ile hekimlerin bu olayı yapabileceklerine inanmalarıydı. Bunların dışında Darwinizmin 19. yüzyıldaki yükselişiyle birlikte kutsal yaşam kavramı büyük bir darbe almış, hekim tarafından uygulanan ötenazinin savunucularının sayısı gün geçtikçe artmıştı. Ayrıca doğal seçilimin suni olarak insan türü üzerine uygulanması, ötenazinin istenmeyen, doğal olarak kurtuluş şansı olmayan insanlar üzerinde uygulanması olumlu görünüyordu. Darwinizmin yükselişiyle birlikte belirgin bir seviyeye ulaştı ötenazi. Alman Ernst Haeckel 1868'de Almanya'daki fiziksel ve zihinsel olarak tedavi edilmeyecek bozukluklara sahip kişilerin acısız bir şekilde öldürmeleri gerektiğini savunmuştu. Nazi Almanya'sında bu tip görüşler büyük bir yükseliş göstermiş fakat 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kaybolmuştu. Dünya çapında devlet politikası olarak ve akademik anlamda bu tip ötenazi tartışmaları bugün yer almamaktadır. Bugün ötenazi taraftarları ve ötenazi karşıtları farklı argümanlara ötenazi tartışmasına katkıda bulunmaktadırlar. Ötenazi dünya çapında kabul edilmiş yasal bir uygulama olmamakla birlikte bazı ülkelerde ve eyaletlerde yasaldır ve halen uygulanmaktadır. Hollanda, Belçika, Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaleti örnek olarak verilebilir. Bununla birlikte bu ülkelerde ötenazinin uygulanması için uyması gereken belirli şartlar ve prosedürler vardır. Pasif ötenazi, aktif ötenaziye oranla daha yaygın bir şekilde farklı ülkelerde uygulanmaktadır. Belçika'da 2014 ilkbaharında yürürlüğe giren yasa ile 18 yaş altındaki vatandaşlara ötenazi hakkı tanıyan ilk ülke Belçika oldu. Yasa ilk kez 2016 yılında uygulandı. Şimdi ötenazinin dinler açısından anlamına geçiyoruz. Budizm dinlerine göre bir rahip ölümün avantajlarından veya hayatın sefaletlerine kıyasla ölüm sonrası yaşamın iyiliğinden intiharı özendirecek şekilde bahsederse aforoz edilebilir.
Ayrıca tedavi edilmeyecek derecede hasta kişilere bakarken bu kişilerin ölümünü hızlandıracak şekilde davranmak da yasaklanmıştır. Museviliğe göre ötenaziye bakış açısı insana ve insan hayatına bakış açısı temellidir. Musevilikte insan Tanrı tarafından yaratıldığı ve hayatın Tanrı tarafından insana bahşedildiğine inanılır ve bu kutsal metinlerde açıkça da belirtildi. Buradan hareketle kişinin sanki hayatı kendisi yaratmış gibi ve hayata sahipmiş gibi davranması beklenilemez. Tanrı tarafından bahşedilen hayat yine Tanrı tarafından Tanrı'nın dilediği anda kişiden alınacaktır. Bu sebeple kişinin kendi hayatını veya bir başkasının hayatını alması meşru değildir. İnsanın Tanrı suretinde yaratıldığı inancı Musevilikte bulunmamaktadır. Kısacası Musevilik ötenaziye bu anlamda karşı çıkmaktadır. Hristiyanlığa göre ise Hristiyanlığın doğuşundan itibaren kişinin kendi canına kıyması veya başkalarının canına kıyması kesinlikle yasaktır. İnsanın Tanrı suretinde yaratılmış olması inancı Hristiyanlıkta da mevcuttur ve bu da insan hayatının kutsallığını ortaya koyar. Hristiyanlıkta belirtildiği gibi toplumsal grubun, örneğin toplumsal yararlılığı kaybetmiş toplulukların canına kıyılması meşru değildir. Hristiyanlık intihar, çocuk, bebeklerin katli gibi benzeri eylemleri yasaklamıştı. Protestanlıkta ise durum pek farklı olmasa da zaman içerisinde değişim söz konusu olmuştu. Her ne kadar ilk dönem Protestanlığın önemi isimlerinin görüşleri Katolik Kilisesi'nin ilk Hristiyan yazarlarının görüşlerinden farklı olmasa da çağdaş Protestan din adamlarının ötenazi topluluklarında yer aldıkları ve ötenaziyi savundukları da görülmüştür. Şimdi en çok merak ettiğimiz konu. İslam dinine göre ötenazi ne tarafta? İslam'a göre insan Allah tarafından yaratılmış ve hayat ona Allah tarafından bahşedilmiştir. Bu sebeple insanın kendi canı üzerinde karar verebilme hakkı yoktur. Bu hak ancak Allah'ındır. Buradan hareket edecek olursak İslam dininde hem intihar hem de ötenazi benzeri uygulamalar yasaktır. Bunu yapan, bunu uygulayanlar katil olarak görülür. Ayrıca hayatın uzanmasını sağlayacak her türlü uygulamanın uygulanması da gereklidir. Bu tip uygulamaların durum müsaitken uygulanmaması, yani bireyin ölüme terk edilmesi gibi durumlar yasaktır. Bu kurallar toplumsal yararlılığını kaybetmiş topluluklar için de geçerlidir. Toplumsal yararlılığını yitirmiş ve buna hiç sahip olmamış insanların öldürülmesi ve bakımsızlıktan ölüme terk edilmesi katil, yani katledilmesi anlamına geliyor. İnsanın Allah'tan ölümü dilemesi de İslam'da hoş bir hareket değildir. Ötenazi hakkında kısa videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu tarz bilgiler için kanalımıza abone olmayı ve aynı zamanda videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.